Rabbimiz mülk senindir. Rızkımızı dilediğince genişletir ve dilediğince kısarsın. Rızkımızı geniş eyle. Ferahlat göğsümüzü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya kabidu ya Allah. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Ey dilediği kulunun ve mahlukunun maddi ve manevi rızkını daraltan, kullarının rızkını lütfu ve hikmetiyle tutan Allah'ım, sana açtık ellerimizi. Kabut isminle senden istiyoruz. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Allah'ım hamdin ve şükrün tamamı sana mahsustur. Senin daralttığını genişletecek, senin genişlettiğini daraltacak yoktur. Senin saptırdığına hidayet edecek, senin hidayet ettiğini saptıracak yoktur senin verdiğine engel olacak, engel olduğunu verecek yoktur. Senin yakınlaştırdığını uzaklaştıracak, uzaklaştırdığını da yakınlaştıracak yoktur. Ya kabid, mülk senindir. Dilediğince genişletir, dilediğince daraltırsın. Varlığımız senin elindedir. Dilersen darda koyar, dilersen ferahlatırsın. Rızık senindir, dilediğinde kısar, dilediğinde açarsın. Hüküm senindir Allah'ım, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Takdir senindir, genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Allah'ım, El-Kabıt ismi şerifinle bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır, rahat yaşamından mahrum bırakır ve kulunu yoksullaştırırsın. Bu hale düştüğümüzde kabut isminin tecellisine ayna oluruz. İflas eden, borcunu ödeyemeyen, malını kaybeden, işten çıkartılan, maddi sıkıntılar içinde daralan kullarında senin kabıt ismin tecelli etmektedir. Allah'ım bizi iflas etmekten, borç altında ezilmekten, işten çıkarılmaktan, malımızın yok olmasından koru. İçimize darlık veren maddi ve manevi sıkıntılarımızı gider. Allah'ım bizi her iki alemde içimizi sıkan, kalbimizi daraltan, ruhumuza bu geniş alemde sanki bir kafesteymiş gibi ruh halleri yaşatan sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Allah'ım bizler aciziz, fakiriz, dua ve niyaz ile senin kapını çalıyoruz. Sana iltica ediyor, sana sığınıyoruz. Bütün bela ve musibetlerden bizi koru. Bize Helalinden geçimimizi sağlama imkanı ihsan eyle. Rabbimiz bize bol ve bereketli yağmurlar ikram eyle. Mahsulümüzü bol eyle. Ürünlerimizi felaket ile helake uğratma. İşlerimizi verimli kıl. Hayatı bize zorlaştırma. Bütün sıkıntı ve zorluklarımızı gider ya Rabbim. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 155 ila 157. ayeti kelimelerde şöyle buyuruyorsun. Yemin olsun ki biz sizleri elbette biraz korku ve açlık ile mallardan, canlardan ve mahsullerden eksilterek imtihan ederiz. Ey Habibim! Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki, kendilerine bir musibet geldiği vakit inna lillahi ve inna ileyhi raciun muhakkak ki biz ondan geldik ve elbette yine ona döneceğiz derler. İşte onlar için Rableri tarafından bağışlanmalar ve rahmet vardır. Hidayet erenler de onlardır. Allah'ım bizi başımıza gelen musibetlere sabreden kullarından eyle. Bu sabrın karşılığında bizlere büyük mükafat ihsan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anhudan şu hadisi şerifi nakletmiştir. Dedim ki, Ya Resulallah, insanların en şiddetli belaya uğrayanları kimlerdir? Buyurdu ki, peygamberlerdir. Onlardan sonra dereceleri üstün olanlara göre sıralanırlar. Kişi dindarlığına göre imtihan edilir. Eğer dininde sağlam ise belası da şiddetli olur. Şayet dininde gevşek ise ona göre imtihan geçirir. Kulun başına devamlı felaketler gelir. Öyle ki o felaketler kulu arındırıp yeryüzünde günahsız olarak yürümesini sağlar. Allah'ım imtihan dünyasında başımıza gelen felaketleri, sıkıntıları günahlarımıza kefaret eyle. Ey kullarına yazdığı ölümle onların ruhlarını kabzeden, ölüm anında bedenlerden ruhları alan, emirlerine dikkat etmeyen kalpleri daraltan ve bu insanları ilahi tecellilerinden çok az nasiplendiren Rabbim, dilediğine fakirlik, dilediğine zenginlik veren, rüzgarı, yağmur yüklü bulutları, yağmuru dilediğinde gönderen, dilediğinde göndermeyen, bütün bir dünya kıyamet günü senin avucunda, gökler alemi de ellerinin içindedir. Bizi senin ve Resulünün hükümlerini uygulayan müminlerden eyle. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih kullarının senden dilediği tüm hayırları bizlere de nasip eyle. Onların sana sığındığı bütün kötülüklerden bizleri de muhafaza eyle. Helal ve haram sınırlarını çiğnemekten bizleri koru. Yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen kullarından eyle bizi. Darlıkta ve bollukta, hastalıkta ve sağlıkta, sıkıntıda ve ferahlıkta ellerimizi bırakma ya Rabbim. Ey gönüllere sıkan, daraltan kabidi. Kalplerimiz senin elinde, dilersen ferahlık, dilersen darlık verirsin. Rızkımız senin elinde, dilersen zenginlik dilersen fakirlik verirsin rahmetinden ümidini kesersek darlığa düşeriz sana kulluğumuzu unutursak gönlümüz daralır kalplerimizi zikrinle ferahlat rızkımızı şükürle bollaştır kapillerimizi bizi sıkan daraltan eyleme Allah'ım bereketinden rahmetinden ve fazlından bize genişçe ihsanlarda bulun. Allah'ım, senden zeval bulmayacak ve değişmeyecek sürekli nimeti istiyoruz. Allah'ım, senden kıyamet günü nimet ve korku günü emniyet istiyoruz. Allah'ım, verdiğinin ve engel olduğunun şerrinden sana sığınırız. Dualarımıza icabet eyle, isteklerimizi kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım, imanı bize sevdirir ve onu bize süsle. Küfrü, isyanı ve fıskı bize sevimsiz kıl. Bizi olgun kullarından eyle. Allah'ım, Müslüman olarak canımızı al, Müslüman olarak bizi dirilt ve bizleri fitneye düşmeksizin ve yardımsız kalmaksızın salih kullarının arasına dahil eyle. Allah'ım ruhumuza açıklık, bedenimize kuvvet, zihnimize aydınlık, kalbimize rahatlık ver. Kaldıramayacağımız sorumluluklardan, ağır yüklerden, içimizi koyu bir hüznün kaplamasından sana sığınırız. Bizleri koru. Bizi ifrat ve tefrite kaçmadan sırat-ı mustakimde ilerlet. Allah'ım bize her güçlükten sonra kolaylıklar ihsan eyle. Sıkıntılarımıza sabırla mukabele etmeyi nasip et. Sevinci de, hüznü de, ölçüyle yaşamayı ikram eyle bize. Çünkü biz biliyoruz ki, sevinç de senden, hüzün de senden. Öyle ya, celal de tanınacak, cemal de. Allahümme salli ala eşrefi ibadike seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin et tahirin ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Allah'ım kullarının en şereflisi efendimiz Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, temiz ve nezih sahabelerine salat ve selam eyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın El-Kabıt ismiyle yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz.